Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine Mersin'e gelen Profesör Doktor İlber Ortaylı, Atatürk ve Cumhuriyet temalı konferans verdi. Doyumsuz sohbetiyle vatandaşlardan sık sık alkış alan Profesör Doktor İlber Ortaylı, Mersinlilere unutamayacakları bir konferans verdi. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konumunu 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde yapılacak en gerekli görevlerden birinin milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve anlamak olduğunu söyleyerek konferansa başlayan Profesör Doktor İlber Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından ve İstiklal Marşı'mızı yazdığı dönemlerden bazı anekdotlarla dinleyicileri bilgilendirdi. Tarih öyle bizim bugünkü bakışımız gibi değil. Biz bugün olaylara daha artık soğukkanlı, hiddeti ve şevki geçmiş insanlar olarak baktığımız için bir asır sonra bizim için artık Abdülhamit hataları olmakla birlikte kuvvetli bir iradesi olan efendime söyleyeyim Osmanlı İmparatorluğunu beynelmilel alanda götüren birisi. Mehmet Akif'in Abdülhamit düşmanlığını ele alan bazıları bunu ileri sürüyorlar. Bu bir devrin yapısıdır. Bir devrin münevverinin yapısıdır. İstibdat dendiği zaman bir devrin bürokratik imtiyazlarını, baskısını, adam kayırıcılığını hazmedemeyen bir aydın bürokrat sınıfın işidir. Bilhassa Mehmet Akif gibi devletin parasına el sürmekten fevkalade çekinen, o kadar ki Kur'an tercümesini geri alıyor, basamazsınız diyor, aldığı şeyi geri veriyor, pey akçesini ve gidiyor. İstiklal Marşı'nın çok derin felsefesi olduğunu ve insanların çoğunun bu edebi metni anlamadığını ifade eden Ortaylı, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilinmeyen anıları da anlattı. Bir milli marşın stadyumda bile fazla teklenmeden okunması gerekir. Böyle problemler var. Bundan birkaç sene evvel utanç verici bir durumdu. Bizim İstiklal Marşı'nı koca koca herifler söyleyemiyorlardı bir araya gelince. Şimdi bu akşam sizi kutlarım. Hiç değilse teyp eşliğinde gayet güzel iştirak ettiniz koruya. Bu önemli. Birkaç sene de bizim bu İstiklal Marşı bestesiz kalmıştır. Gayet enteresan yarışmalar yapılmış, beste teklifleri sunulmuş. Sazlı, sözlü, orkestralı, sonunda Albay Zeki Üngör'ünkü önerilmiş. O da çok özgün bir metin değildir, bunu size söyleyeyim. Yani bir yerlerden esinlenilmiştir. Söylenirken çok zorluk çekiliyor. Bunun çaresi, bunun talimidir. Türkler amüzikaldir, talim edilecek. Bu kadar asit. Çabucak terk etmenin pek bir anlamı yok. Çünkü bugün için İstiklal Marşımızın yerine koyacağımız, ikame edebileceğimiz bir metin yok. Zaten çok iyi bir beste yapacak müzisyen de henüz duymadım ama olacak. Olacak ileride. Olacak. Yani bu üzerinde sabır gösterdi. İzleyicilerin alkışlarıyla sık sık kesilen konferans esnasında İlber Ortaylı, gençlere kendi tarihlerini öğrenmeleri konusunda öğütler verdi. Bütün İslam dünyasının tek savaşçısı var. Tek savaşçısı var. Bitmiş İslam dünyası. En kalabalık kısmı İngilizlerin elinde. İkinci kalabalık kısmı tam bağımsız değil. İran hep Rus-İngiliz işgali altında. Mısır çıkmış, Kuzey Afrika çıkmış. Şimdi bir de Arap Ortadoğusu'nda kaybetmişiz. Rusya'da yeni bir rejim gelmiş, oradaki uyanış da bitmiş. Kala kala burası kalmış. Onun için o mısraların ne olduğunu anlamak zorundayız. Ama tabii bu Türklerin savaşıdır. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ve bu bir özelliktir. İnsanlar ordularıyla var olur.
Tabii ki Çanakkale için onu yazmıştır. Çünkü ben size söyleyeyim, Birinci Cihan Harbi'nden beri dünyada harbeden sayısız devlet ve memleket var. En başta harbi iki kere çıkaran Almanya'da Çanakkale yok. Yani geriledikleri zaman gerilediler, Berlin'in dibine kadar düştüler. Fransa'da var, Man var, Verdun var, Rusya'da var, Smolensk var, Belarusya var, cepheler var ve Türkiye'de var. Başka yerde yok Gelibolu'dan başkası. Onun için oraya bu şiir yazılır. Ve o İstiklal Marşı da 1914-15'te başlayan bu mücadelenin 22'de bitişini gösterir. O bakımdan önemlidir. Bunun bugün de anılmasında da bu açıdan fayda görüyoruz. Konferans sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya olba mozaiği ve çiçek takdim etti. İlber Ortaylı kendisine verilen çiçeği izleyicilere dağıttı.